Hastanın adetini sorgularken fizik muayeneye geldiğinde bir kere düzenli mi diye biz sorarız. Kaç gün sürüyor diye sorarız. Bir de miktar sorarız. Genellikle miktarı şimdi güncel olarak takip edebileceğimiz bazı vajinal kaplar çıktı. Bunlar yurt dışında çok yaygın. Vajinal kaplarla CC bazında ölçme şansımız oluyor. Ama onun dışında PET sayısını hasta belirtebilir. Ama bu çok tabii ki göreceli bir değerlendirme. Çünkü hasta eğer hijyenine çok düşkünse ve çok sık PET değiştirmeyi seviyorsa PET sayısı günde 7-8'e kadar çıkabilir. Ya da kanamaların hastaların çoğu tuvalette yaşarlar. Tuvalete şiddetli kanaması oluyordur. PET üzerine çok kanaması olmuyordur. Ve hastalar bize genellikle geldiklerinde işte yeterince adet olamıyorum, yeterince kanamıyorum gibi şikayette bulunurlar. Sorgulamada bunu da dikkate almak lazım. Tuvalete kanamanız oluyor mu? Onu da sorgulamak lazım. Çünkü şiddetli kanama ağırlıklı olarak tuvalete oluyor olabilir. Ve parçalı kanama demek hastanın pıhtılı bir şekilde kan kaybediyor olması. Demek ki bu çok şey ifade edebilir. Devam eden kronik bir kisti olabilir hastanın. Miyomu olabilir, rahim duvarı üzerine baskı yapan veya polip dediğimiz et beni şeklinde tarif ederiz hastalarımıza biz. Böyle bir takım organik bozukluklar olabilir ya da hormon dengesinde bir takım bozukluklar olduğu için hastalar şiddetli ve parçalı kanıyor olabilirler. Rahim büyümesi olarak tarif edebileceğimiz rahimin adenomiyotik yapıda olması da yine kanamayı tetikleyen bir sebeptir. O nedenle şiddetli kanaması olan, en azından kaba tabiriyle söyleyeyim, günde 4-5 PET dolu dolu kanayan bir hastaysanız mutlaka muayene olup esas sebebi araştırmanız gerekiyor. Parçalı kanama demir eksikliği anemisi yaratıp hastada ilave klinik problemlerde yaratacağı için önemli bir problem.